Selamlar, 21 Brostars listesine hoş geldiniz. Bugün Brostars'a fark etmediğiniz 11 detaya bakacağız. İnanılmaz detaylar gelmiş, üstüne üstlük güncellemeyle ilgili bazı bilgiler var. Güncellemeyle fark etmediğiniz birkaç şey de burada var arkadaşlar. Like isteyeceğim, like isteyeceğim, like isteyeceğim. Bu videoyu sizlerden 50.000 like bekliyorum. Detay videosuna 50.000 like gelir. Şu an videoyu durdurup like atabilirsiniz. 2 saniyenizi almaz ve izleyenlerin yarısı like alsa videolarım zaten 100.000 like alacak, fakat izleyenlerin yarısı bile like atmıyor. Şöyle bir 50.000 like alırsa bana yeter, bence 50.000 like gelir arkadaşlar. Detay videolarına geliyor zaten. Ve 1 milyon abone oldum. 1 milyon abone zaten videosunu yakında yayınlamayı planlıyorum arkadaşlar. Şu an yüzümün şeklinden 1 milyon videosunun yakında olduğunu fark edebilirsiniz sizde. 1 milyon videosunda bazı sıkıntılar oldu, o sıkıntıları gidermeye çalışıyorum. 1 milyon 100.000 abone, 3 senedir kutu açılmamış hesaba. Kutular açıp bütün karakterleri çıkaracağım arkadaşlar. Bence abone olun, ücretsiz bir şey. İzleyen her 10 kişiden sadece 4 kişi bu kanala abone. Ben şu an şöyle bir 2,5 milyon abone filanım herkese abone olsaydı, fakat olmadınız. Ve bu da birazcık üzücü bir şey. Bence abone olun arkadaşlar yani. Bugün sizlerin gönderdiği toplam 11 tane detayı derledim. Bunların çoğunu Instagram'dan aldım. Açıklama kısmından Instagram adresine gidebilirsiniz. Ve şuradaki linkten de gidebilirsiniz. Instagram'dan takip edin arkadaşlar bence. Şimdi ilk detaydan başlayalım. Bakalım ilk detay neymiş. Evet, bu detay enzerden gelmiş detay. Bu güncellemede gelen bir özellik kaldırılmış. Bu özellik tekniğinde birisini öldürünce soru işareti çıkması demiş. Hani son güncellemede bir hata vardı arkadaşlar. Son güncellemede oyun birazcık değişikti. Son güncellemede ekranlarda gördüğünüz gibi birisini öldürünce oradan soru işareti çıkıyordu. Üstüne üstlük takım arkadaşınız sizden 10 metre ileriye gitsin, yani sizin ekranınızdan çıkınca takım arkadaşınızı gösteren bir tane ince bir çubuk vardı. O da kaldırıldı. Fakat son güncellemede, yani bir hata güncellemesinde, o soru işaretlerini giderdiler. Artık birisini öldürünce bir işaret çıkmıyor. Normal bir işaret çıkıyor. Ayrıca arkadaşınızın nerede olduğunu gösteren ona navigasyon butonu da eklendi son güncellemede. Yani oyun böyle değişti. Bence yani gidin oyununuzu güncelleyin arkadaşlar. Şimdi diğer detaya geçelim. Bakalım diğer detay neyim. Ve bu detay ise detay Lord Enzer adlı sayfadan gelmiş. Abi Jesse TRT'nin tamir ettiği garaj kuşatma haritasında var demiş. Ve kuşatma haritasında şöyle bir harita var arkadaşlar. Eğer buradan gelip dostluk maçını tıklarsanız, dostluk maçından kuşatmayı seçerseniz, kuşatmadan gelip buradan herhangi bir kuşatma haritasını açarsanız, mesela zeytin dalını açalım, kuşatma haritasının sol tarafındaki garajların Jesse'nin evinin garaj olduğunu görebilirsiniz. O garajın şu garaj oluyor. Burada gördüğünüz gibi bir tane garaj var. İçi dolu, fakat içi belki robotların garajı olabilir. Fakat biz buna yine de bakacağız. Şimdi o garaja gidiyoruz. Bu fotoğrafı Brostars kendi YouTube sayfasına yayınlamış. Bu fotoğrafa ulaşmak isterseniz Brostars yazıp Brostars'ın kendi kanalına gidip topluluk kısmından bu fotoğrafı bulabilirsiniz. Ve bu fotoğrafın tam hali şu şekilde arkadaşlar. Bu fotoğrafın tam hali böyle. Gördüğünüz gibi arka planda bir tane garaj kapısı var. Jesse burada bir şeyini tamir ediyor. Şu köpeğini tamir ediyor. Ve Nani Jesse'ye böyle kafaltıları hazırlamış. PvP'de görüyorsunuz. Ve burada büyük ihtimalle bu kuşatma haritasındaki yer arkadaşlar. Çünkü Pem'in bir tane sözü var. Civatalar ve balatalar diye. Yani Nas and Boss diye bir tane sözü var. Nas and Boss sözünün Türkçesi civatalar ve balatalar. Ve kuşatma haritalarında civatalar ve balatalar diye bir harita var. Pem de Jesse'nin annesi olduğu için büyük ihtimalle kuşatma haritasındaki o garaj Jesse'nin evi arkadaşlar. Yani ben bundan eminim şu an. Ben eminim bundan. Size de umarım anlatabilmişimdir bunu. Şurada gördüğünüz gibi garaj. Şu an civatalar ve balatalar haritasındayım. Şuradaki garaj Jesse'nin evi arkadaşlar. Pem'in evi. Pem'le Jesse anne kız. Yani şu kapının arkasında Jesse var, Pem var ve neydi o karakter ismi? Nani var arkadaşlar. Yani buradan da evlerin olduğunu kanıtlamış oldum size. Şimdi diğer detaya geçelim. Bu detay da manyak bir detay. Ben sırf bu detay için like atarım arkadaşlar. Ve bu detayımsı şey detaylardan gelmiş. Detay. Bak, Sprout ile vagon çalgınlığı mapinde herhangi bir trene ateş edin. Mermi trenden sekiyor. Mesafesi artıyor. Mapin en üstüne çıkıp geri aşağı iniyor demiş. Şimdi size hangi harita olduğunu göstereceğim ve size bir video izleyeceğim arkadaşlar. Elmas kapmaca haritasında arkadaşlar vagon çılgınlığı haritasına girmeniz gerekiyor. Vagon çılgınlığını çoğunuz bilir. Oyundaki en ilginç haritalardan bir tanesi. Ve burada bir tane vagon tüm haritayı dolaşıyor. Fakat bu vagonun bir bug'ı var. Bu vagondaki bug işte şöyle. Sprout ile merminizi haritanın bir ucundan bir ucuna gönderebiliyorsunuz. Şu videoyu izlerseniz bu videoda gördüğünüz gibi Sprout mermisini atıyor. Mermi en üste gidiyor ve geriden aşağı düşüyor. Bunun tekrarına bir kez daha bakarsak arkadaşlar cidden çok ilginç olduğunu siz de göreceksiniz. Tam mermiyi böyle trenin üstüne atıyorsunuz. Mermi en üste gidiyor, oraya çarpıyor. Orada çarpma efekti bile çıkıyor tahtalara çarptığı için. Esrafa tahta parçacıkları geliyor. Ve bu şekilde oyunu bug'a sokabiliyorsunuz. Aslında bu tam deney videoluk bir şey olmuş, fakat biz bunu detay videosunda göstermiş olduk. Sırf şunun için ayrı bir tane video çekmek istemedim arkadaşlar. Fakat deney videosu yakında geldik. Böyle deneylerinizi de bana atabilirsiniz herhangi bir videonun altına. Oradan da deneyleri alıyorum zaten biliyorsunuz. Şimdi diğer detaya geçelim. Yüzümün beyaz olmasından korkmayın arkadaşlar. Kesinlikle. Ve bu saçma sapan değişik detay ise detay enzerden gelmiş. Detay normalcesinin silahı
Kırmızı ejder Jesse'ye göre yamuk duruyor demiş. Ve bunu da ona Jesse'nin dondurması göndermiş. Şimdi bu çok mini bir detay. Mini bir detay olduğu için pek üstünde durmayacağım. Jesse'yi seçerseniz Jesse'nin kendi kostümüne bakmanız lazım. Jesse'nin kendi kostümünde şu gördüğünüz silah yamuk duruyormuş arkadaşlar. Ne alaka diye soracaksınız, ben de bilmiyorum. Şu an gördüğünüz gibi silah bu şekilde duruyor. Fakat Jesse'nin kırmızı ejderha Jesse kostümüne bakarsanız Jesse'nin silahı nasıl duruyor? Yamuk duruyor gibi. Sanki birazcık sağa bakıyor. Ve bu fotoğraftan gördüğünüz gibi bu normal Jesse'nin silahı. Bu da yamuk Jesse'nin silahı. Pek bir detay olarak sayılmaz. Birazcık sağa doğru eğim var arkadaşlar. Yani minik bir detay aslında. Ama detay videolarında bunları göstermek güzel oluyor bence. Ve bu detay ilginç detay. Hatta çok ilginç detay. Detay Colette'in Brawl Talk'unda 0055 ile 0100 süreleri arasında Colette ultisini basıyor ve maçta Jesse yok. Fakat bir yerden Jesse'nin sesi geliyor. Büyük ihtimalle Colette'in ultisinden demiş. Ve şimdi şu videoyu izleyelim. Yani Brawl Talk'un kendi videosunu izleyelim arkadaşlar. Brawl Talk Welcome to Star Park videosuna tıklarsanız 0055 olan kısmı açmanız gerekiyor. 0055 olan kısımda sesi fullemeniz lazım ve sadece dinleyin. It's kind of similar like Bushi runs across the map. Ula diye bir tane Jesse'nin sesi çıkıyor. Jesse hasar alınca bu ses çıkıyor veya taretini atınca da bu ses çıkıyor, emin değilim. Fakat Colette'in seslerini dinlerseniz Colette'in böyle bir sesi yok. Büyük ihtimalle Brawl Talk'ta Colette'in seslerini ekleyememişlerdi ve Colette gelene kadar Brawl Talk'u çekmemişlerdi arkadaşlar. O yüzden Colette'in Brawl Talk'u biraz aceleye gelmiş oldu ve Colette'in seslerinde Jesse'nin seslerini kullanmak zorunda kaldılar. Ve artık bildiğiniz gibi Colette'in kendi sesi var. Fakat belki küçük bir ihtimal de olsa Jesse ile alakalı oyuna bir şey gelebilir. Çünkü bugün Jesse ile ilgili başka bir detay daha bulduk. Yani benim birazcık aklım Jesse'ye kaydı. Fakat burada Colette'in sesi Jesse'nin sesinden karışmış ve Jesse'nin sesi Colette'de kullanılmış arkadaşlar. Fakat bu tamamen oyunun bir hatası, yani Brawl Talk'ta Colette'in seslerinin olmamasıydı. Şimdi diğer detaya geçelim. Bakalım diğer detay neymiş. Ve bu inanılmaz detay. Detay zaten gelmiş. Detay Asuron'un Sprout'un bulunduğu bu görselin arkasında Mr. P'nin tareti var demiş. Ona da bunu Ponchik Official diye bir tane sayfa göndermiş. Şimdi arkadaşlar savaşlara gelip ben size Mr. P'nin taretini göstermek istiyorum. Mr. P'nin taretindeki o minik penguenler oyunda Sprout'un yayınlandığı görselde mevcut. Şu an Mr. P'nin taretini açtım. Mr. P'nin taretinde gördüğünüz gibi burada bir tane robot var. Ve bu robot aslında Ajan P kosmik robotla aynı. Şimdi şu görsele bakalım. Bu görsel de Brawl Stars'ın kendi sayfasında yayınlandı. Aşağı doğru kaydırırsanız burada gördüğünüz gibi Lunar Sprout, yani Astronaut Sprout kostümü geldiğinde arka planda bir tane ev görüyorsunuz. Ve sanki bir Cadılar Bayramı havası verilmiş oralara arkadaşlar. Yani oyuna bana kalırsa gelecek güncellemede büyük ihtimalle Sprout'a kostüm gelecek. Çünkü Brawl Stars bize zaten buradan bir görüntü vermiş. Arka planda korkunç bir tema var ve orada Mr. P'nin gördüğünüz gibi kostümü değişmiş. Mr. P'nin taretini görüyorsunuz. Ben bununla ilgili manyak bir video çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Yakın zamanda böyle bir video yayınlayacağım sizlerle birlikte. Ve buradaki detayları, çok fazla detayları bilen başka bir YouTuber daha var biliyorsunuz. Ondan beraber sizlere sunmaya çalışacağız arkadaşlar. Bu detay inanılmaz bir detay çünkü Brawl Stars'ta Mr. P'yi bu ay, yani Cadılar Bayramı'na özel kostüm geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bu detay aslında Brawl Stars'ın eski halini gösteriyor. Burada gördüğünüz gibi Brawl Box'e bir tane kutu var. 10 elması alabiliyorsunuz. Ve yanında Big Box, Big Box artık nasıl diyorsanız öyle bir kutu var. Bunda 80 elması alabiliyorsunuz. Şu an 80 elması arkadaşlar Mega Kutu açabiliyorsunuz. Fakat önceden Mega Kutu'nun ismi Big Box diye geçiyordu. Fakat şu an oyunda büyük kutu var. Büyük kutuyla buradaki Big Box'ı karıştırmayın. Buradaki gördüğünüz Big Box 10 tane savaş kutusuna eşler. Brawl Box olarak bildiğiniz şey ise bildiğiniz savaş kutusu. Ücretsiz kutu artık ne diyorsanız ondan arkadaşlar. Ve burada gördüğünüz 10 tane elması aldığınız savaş kutusu oyunda savaş kutusu olmuş. Big Box'a mega kutu olmuş. Ve bu aslında çok minik bir detay. Piper'ın orijinal kostümde saç dokusu pembe. Fakat Piper'ın kostümünde ise saç dokusu mavi demiş. Piper'ın pembe kostümünde. Şimdi bu mini detaya bakalım. Bu detay o kadar değişik bir detay ki şu ana kadar nasıl görmedim bilmiyorum. Aslında gözümüzün önünde olan bir şey. Fakat çoğunuz belki de farkına varmamıştır. Şu an Piper'ın pembe Piper kostümünü görüyorsunuz. Pembe Piper kostümünde Piper'ın tokası mavi gördüğünüz gibi. Fakat diğer kostüme gelirseniz mavi Piper kostümünde Piper'ın tokası pembe. Ve bu detay ise inanılmaz bir detay. Neden size bu videoda söylediğim şeyleri aklınızda iyi kazıyın dediğimi anlayacaksınız. Bu detay Süper Şehir Brawl Talk'unda 2.16 saniye bakarsanız sağ kısımdaki bina çok küçük bir saniye ile Star Park logosu oluyor. Ve binada direkt Star yazıyor demiş. Şimdi 2.16 yapacağım ve çok şaşıracaksınız. Ve bu güncellemede sağ tarafta bir tane apartman var. Oradaki apartmandaki Brawl Stars logosuna bakarsanız orada kuru kafayı göreceksiniz. Fakat çok küçük bir saniyeyle bize orada arkadaşlar şeyi göstermişler. Göreceksiniz Star Park logosu oluyor. Ve çok küçük bir saniyeyle geri eski haline döndürüyor. Ben değiştirmedim, açıp siz de izleyebilirsiniz. Büyük ihtimalle halen Brawl Talk'larda böyle minik detaylar var. Gelecek
gelecek güncellemede neler olacağını bize gösteriyorlar. 27 Haziran 2020'de yayınlanmış bir Pro Talk bu. Fakat bizi Eylül ayının güncellemesini 3 ay önceden söylemiş. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay, ben gideyim yani. Çok konuşuyorum ben video sonlarına. Videoyu sonlandırmayı bilmiyorum. Hoşçakalın. Ben gidiyorum, ben en iyisi gideyim ya. Ben bu videoyu sonlandıramadım arkadaşlar. İnşallah 10 dakika olmuştur da para kazanırım. 10 dakika olmadıysa da birazcık konuşayım yani.